Arkadaşlar, bunlar bildiğiniz insan kılığına girmiş kaplan ya. Ya benim kopacak sandım bir an. Efsun Hoca da bir durun demedi. Kızım! Zaten Efsun gazlıyor bunları. Ne o? Sızılmaya mı başladınız? Sinan, bayağı dayak yedik. Sen herhalde kafama darbe falan aldın. Hatırlamıyorsun. Ya çocuk musunuz siz? Ne o, bir kere yenildik diye vaz mı geçeceğiz? Olay keşke yenilmekten ibaret olsa. Öyle zaten. Yenildik. Yenileceğiz tabii. Teknik biliyorlar, öyle değil mi? Doğru. Tek bildikleri şey bu. Bizim ihtiyacımız olan da bu ya. Bizim amacımız ne? Pençe olmak mı? Hayır. Bizim amacımız o turnuvayı kazanmak. Bakın size söyleyeyim. En fazla bir aya onlardan daha iyi olacağız. Buraya yazdım. Harbi mi? Yani olur muyuz? Oluruz tabii. Zaten dövüşmeyi biliyoruz. Tekniği öğrendim mi, iş tamam. Aslında doğru söylüyor. İhtiyacımız olanı alırız. Gerisi bizi ilgilendirmez. Yani herkesten öğrenecek bir şey vardır sonuçta. Salih Hoca da böyle der. Doğru. Babam öyle der. Herkesten bir şey öğrenebiliriz. Ama babam şunu da der. İnsan nefis sahibidir. Yanılır, yozlaşır. Benim korktuğum şey de bu. Şu anda nefsimizin sesini değil, vicdanımızın sesini dinlememiz gerekmez mi? Bana dargın olduğunu biliyorum ama sana kendimi affettireceğim. Arkadaşlarımla birlikte sana göndereceğim konuma gelir misin? Salih, bunu niye yaptın? Çocuklarım için. Artık zamanı gelmişti. Haber verdim zaten, geliyorlar. Salih, ondan önce benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Salih Hocam! Beni kırmayacağını biliyordum. Siz niye bizi kırdınız hocam? Neden bizi yarı yolda bıraktınız?